Türkiye'de kapitalist sistem, yani bugün ekonomisi en iyi olan ülke ABD'dir, Amerika Birleşik Devletleri. Kıymetli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. İkisine biraz hasbihal edeceğiz. Rabbim gönlümüzü hayırlı etsin. Şimdi çoğunuz herhalde hak siyaset üyesisiniz. Yani iş adamı, ticaretle, iktisatla uğraşanlarsınız. Biz bazen toplantılar yapıyoruz partide. Konu iktisat olunca diyoruz tüm birimleri etkiliyor. Sosyal işleri diyoruz etkiliyor, halkla ilişkileri etkiliyor. Gençlik politikası olsun etkiliyor. Arge olsun. Araştırma, geliştirme olsun, etkiliyor, dış ilişkiler olsun. Yani hepsini diyoruz, etkileyen bir birim varsa o da iktisat politikası olarak hepsini etkiliyor. Ben aslında diğer yönde de İslami davet konusunda da düşündüğünüz zaman bana göre yine en çok etkileyici alan yine iktisattır veya tüccarlardır. İslam tarihine de baksanız, İnsanların hidayetine vesile olan, insanların Müslüman olmasına vesile olanlar sizce en çok alimler midir yoksa tüccarlar mıdır? Yani biz diyoruz belki alimler insanların çok hidayetine vesile olmuyorlar. İşte insanların hakla, hukukla, İslam'la tanışmasına en çok insanın ilk aklına gelen alimler olur ama aslında alimler değil, tüccarlardır. Şimdi de öyledir, geçmişte de öyle. Bugün çok klasik bir örnek sürekli veriliyor. İşte Endonezya'nın Müslümanların oradaki insanların İslam'la tanışması biliyorsunuz 3 tane tüccarla oluyor. 3 tane tüccarın orada dürüst davranması, işte bir kumaş satıyor. Kumaşın metresini 10 TL diyor. Ondan sonra işçisi yanlışlıkla metresini diyelim 20 TL'ye satıyor ve o dürüst tüccar, o Müslüman tüccar geliyor diyor, ne yaptın diyor, işte bu kadar kumaş sattım ve bunun metresini de 20 TL'ye sattım diyor, hayır diyor bu 10 TL'ydi değeri, sen nasıl böyle yaptın ve her biri bir tarafa gidiyor, kime satmışsan onları bulacağız, paralarını geri vereceğiz diye. Bu dürüstlüğüyle insanlar artık onu tanımış oluyor ve dünyanın en çok Müslümanların olduğu bir yer oluyor. Yani tüccarlık her alanda önemli. Onu kastetmeye çalışıyorum. Yani bizim için de önemlidir. Bugün Türkiye siyasetinde biliyorsunuz ki en çok Türkiye siyasetini etkileyen de yine ekonomik politikadır. Yani bir hükümet, bir iktidar eğer ekonomiyi iyi yönetirse onun iktidarda ömrü de uzun oluyor. Buna direkt etki ediyor. Ama eğer ekonomik konusunda çok sağlam bir politika izlemezse ve ayağı yere değen bir çalışma ortaya koymazsa da kaybediyor. Biz de bir akrabamız, amcamız, teyzemiz, amcaoğlumuz maddi imkanları eğer yoksa dayanışmayla, yardımlaşmayla biz o kardeşlerimizin, akrabalarımızın, yakınlarımızın sokakta kalmasına müsaade etmiyoruz ve bundan dolayı bizim ülkemizde kimse sokakta kalmaz. Ancak bu değerlerden bizim aramızdan çıkarsa aynı bizim de Amerika'dan bir farkımız olmaz. Bu sokaklarda da çocuklar, kadınlar, belki kimsesizler sokaklarda yatacaklar. Yani birileri aslında bizi bu değerlerimizden koparmaya çalışıyor. Tabii biz de bunu yeteri kadar ifade etmiyoruz. Yani çok uzatmayacağım, size bırakacağım sözü ama son olarak şunu söyleyeyim. Yani bakış açısı manasında. Mesela biz bazen diyoruz ya işte İslam ekonomisi diyoruz da nasıl yöneteceğiz ki? Elimizde bir kitap yok, bu konuda bir pratik yok, bu konuda bir çalışma yok, bu konuda bir banka yok falan falan sayıyoruz. İslam iktisadı, yani İslam ekonomisinin her şeyden önce mantığı bile bu ülkenin, bu insanların bütün topluma adaleti getiriyor. Mesela
İslam ekonomisi denince herkesin bileceği birkaç kavram üzerinden söylüyor. Mesela Kur'an'da ekonomiyle ilgili bildiğimiz kavramlar nelerdir? İşte sadaka var, değil mi? Zekat var. Ondan sonra infak var. Çok uzatmıyor. Mesela dikkat edin. Sadaka mantığı nedir? Paylaşmaktır. İnfak mantığı nedir? Paylaşmaktır. Zekat mantığı nedir? Paylaşmaktır. Yani kendindekini alıp kardeşinle paylaşma mantığı vardır. Peki gelelim kapitalist sistem mantığına göre birkaç terimle. Kapitalist sistemde ne var? Bir kere kapitalist sistem faiz sistem üzerinde kurulmuştur. Faiz vardır. Faizin mantığı nedir? Benim cebimdeki para bende kalsın, senin cebindekilerini de alayım. Paylaşmak değildir. Veya ne var? Kumar, gecesiz ne alakası var? Milli piyango diyorlar, o günün gelir gibi değerlendiriyorlar. Sonuçta kapitalist sistemde bunlar devlet eliyle bile oynatılıyor. O bile mantığı senin cebinden çekmektir. Diyeceksiniz ki, mesela vergi. Bugün ticaret yapan, ben de meslek olarak eczacıyım. 31 Aralık'ta siz bir iş yeri açsanız, kar yapıp yapmadığına devlet bakmaksızın senden vergiyi alıyor. Sen işte iş yapıyor musun, eleman ücretini verebiliyor musun, dolap yapmışsın, masrafını ödeyebildin mi, işçinin ücretini ödeyebildin mi, kiranı ödeyebildin mi, hiçbirine bakılmaksızın son günde açsan devlet o yılın vergisini senden alıyor. Seni zengini zenginleştiriyor, fakiri fakirleştiriyor ki insanlar sokakta yatıyor ve ekonomisi en iyi olan bir ülke olarak bize sunuyor.